Merhaba dostlar. Bugünkü konuğumuz Volo Klinik Medikal Direktörü Dilek Gür Kayıkçı. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi size seyircilerimizin de merak ettiği bazı sorular sormak istiyorum. Tabii, buyurun. İlk olarak saçlarımız neden dökülüyor? Saçlarımızın dökülmesinin altında genellikle genetik faktörler yatmaktadır. Bununla birlikte beslenme bozuklukları, tiroid hormon rahatsızlıkları, diğer hormonal bozukluklar, erkeklerde D4 testosteron hormonunun etkisi, kadınlarda östrojen hormonunun etkisi. Bununla birlikte beslenme bozuklukları, yanlış yapılan diyetler, bilinçsizce uygulanan kozmetik ürünler, saça uygulanan kimyasal ve ısıl işlemler, bununla birlikte viral, mantar gibi enfeksiyonlar veya çeşitli deri hastalıkları gibi çok fazla faktörü sayabiliriz. Ama bunların en başında dediğim gibi genetik faktörler gelmektedir. Peki bu sebepleri belirledikten sonra Evet. hangi koşullarda hastalara saç ekimi yapılmasına karar Güzel bir veriyorsunuz? soru. Aslında biraz bağdaştırabiliriz bununla. Hangi durumlarda? Şimdi hastamız bize öncelikle gelir. Ondan genel bir kan tahlili isteriz. Hani belki de saç dökülmesinin altında yatan çok basit bir sebep vardır ve çok küçük medikal tedavilerle veya diğer alternatif tedavilerle çok rahat bir şekilde bu çözüme ulaşabiliriz. Eğer bunlarla çözülemeyecek bir durum varsa, tamamen genetiğe bağlıysa veya geri dönüştürülemeyecek bir problem varsa dökülmede, o zaman biz genelde saç ekimi operasyonuna karar veriyoruz. Bunun içinde en önemli faktörlerden bir tanesi de şu: hastamız çok gençse, gelen hastamız çok gençse ve dökülmesi hala hızlı devam ediyorsa, mesela günlük 100-150 saç teline biz normal diyoruz. 100-150 saç teli kaybına normal diyoruz. Ancak bundan daha fazlaysa ve dökülme hızlı bir şekilde devam ediyorsa, biz bu hastayı hemen ameliyata almıyoruz. Bir müddet dökülmesini yavaşlatacak veya da durduracak tedaviler uyguluyoruz. Eğer hala bir çözüm bulunamıyorsa, dökülmesini tamamen doğal yollarla durmasını bekledikten sonra ekim yapmak çok daha doğru bir yola götürür bizi. Çünkü bir saç ekim operasyonunun sağlıklı bir sonuç vermesi yaklaşık 1-1,5 yıl alıyor. Ve bu süre içerisinde bizim ektiğimiz saçlar çıkana kadar eski orijinal saçlarında kayıplar yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu da hastaları mutsuz edecektir. Bunun bilgisini hastaya doğru olarak verip ona göre bir planlama çizersek hastalar da memnun olur, biz de istediğimiz sonuçları almış oluruz. Peki, o zaman şöyle diyelim. Neden Volo Klinik? Çok güzel bir soruydu. Neden Volo Klinik? Buna vereceğim cevapla zaten Volo Klinik'in vizyonunu size açıklamış olacağım. Şimdi şöyle, biz hastalarımızın gerçekten aynadaki mutluluğunu kendimize amaç edindik. Yaptığımız işte, bunu teknik olarak da, yaptığımız operasyonlar olarak da, aldığımız sonuçta hastaların yüzü gülmüyorsa biz bunu başarısız bir işlem olarak kabul ederiz. Ve yaptığımız bir operasyonda sizi sokakta görseler dahi saç ekimi yaptırdığınızı anlamamanız gerekiyor. O derece doğal ve o derece sık saçlar oluşturmamız gerekiyor. Bir ikincisi, biz hastalarımızı birden fazla seanslara bölmüyoruz. Mümkün olduğunca en yüksek sayıları çalışıp maksimum derecede enerji sarf edip mümkün olduğu sınırlarda hastamızın donör bölgesi de uygunsa, sağlık durumu da uygunsa, dolaşımı bunu destekleyebilecekse çok yüksek sayılarda kökler ekerek tek seferde, tek seansla güzel bir sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaten bizim Volo Kliniğe özgü bir extended fue dediğimiz teknik vardır. Yani genişletilmiş fue tekniği. Biliyorsunuz ki fue tekniği uygulanan son teknolojidir saç ekimi işleminde. Extended fue de genişletilmiş fue, yani maksimum alım işlemi, maksimum ekim işlemi demek. Ve sonuçta da dolayısıyla maksimum saç ve doğallık elde edeceğiz. Bunun dışında biz hastalarımızın tamamını Volo Klinik ailesinden görüyoruz. Yani hastalarımız bizim aynı zamanda arkadaşlarımız, aynı zamanda misafirlerimiz, geldikleri andan, buraya adım attıkları andan, kliniğimizden çıktıkları ana kadar güvenliği, konforu için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu süreçte neler bekliyor peki hastalarımızı? Şimdi hastalarımızı saç ekim operasyonuna karar verdikten sonra nasıl bir süreç bekliyor? Bir kere öncesinde, bu operasyona karar vermeden önce dikkat etmeleri gereken bazı hususlar var. Bunları öncelikle bilinçlendirmemiz gerekiyor. Şöyle ki, en az bir 15 gün öncesinden alkol, sigara kullanımı varsa veyahut da kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa, işte vitamin hapları da olabilir, bitki çayları dahil, bunları belli aralıklarda, belli periyotlarda bırakıyoruz kullanmayı. Bırakmalarını istiyoruz. Çünkü bunlar ameliyat sırasında sorun yaşatabiliyor.
Ameliyattan sonra da yaklaşık bir ay boyunca spor, havuz, yüzme, sauna gibi sosyal aktivitelerden bir müddet uzak kalmaları gerekiyor. Bunlara dikkat ederlerse hem ameliyattan çok güzel verim alabiliyorlar hem de bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatıyoruz. Yani Şimdi ortalama bir aylık bir hani dikkat süreci var. bir seansta bitirmek istediğinizi belirttiniz. Peki bu ameliyatın tek seansı kaç saatlik bir süreç? Yani bizim işlemlerimiz dediğim gibi çok yüksek sayılar hastanın kaldırabileceği düzeyde, ensesinin bozulmayacağı, donör bölgenin bozulmayacağı miktarda alabileceğimiz maksimum sayılar aldığımız için bizim operasyonlarımız 8-12 saat arasında sürebiliyor. Tabii bu aralıkta hastamız işte yemek molasına, çay molasına, tatlı molasına çıkarıyoruz. Çünkü bizim istediğimiz şey şu. Burada sadece ameliyat yapmıyoruz. Burada aynı zamanda insan kazanıyoruz ve o insana yeni bir hayat, yeni bir gelecek kazandırıyoruz aslında. Özgüvenini kazandırıyoruz. Dolayısıyla insanlar burada 12 saat geçirdiklerinde bir yıl sonra aynaya baktıklarında hani hem bizi hem o günü güzel ansınlar istiyoruz. O güzel bir anı olsun istiyoruz onlar için. Sadece bir ameliyattan çıksın. Çok güzel bir dönüm noktası ve çok güzel bir anı olsun Yeni istiyoruz. bir başlangıç Tabii ki olsun. yeni bir başlangıç. Saç ekim sürecini bitirdiniz. Evet. Saçınızı ektiniz. Evet. Hasta bundan sonra nelere dikkat etmesi lazım? Mesela biz saçlarımızı yıkadığımız zaman Evet. nasıl Normal karıştırıyorsak. fön çektirebilir miyim? Jöle kullanabilir miyim? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şöyle 6 ay sonra operasyondan 6 ay sonra jöle kullanmaya, sprey kullanmaya, işte fön çektirmeye falan devam edebilirler. Zaten ekilen saçlar genetik kodlarından dolayı ömür boyu dökülmezler. Ama tabii ki aralarda kendi saçları mevcutsa onların dökülmesinin garantisi yoktur. Ek tedaviler vardır. Bunlarla yavaşlatılabilir, dökülme ertelenebilir. Yıllara ötelenebilir yani. Ama dediğimiz gibi genetiğinde varsa da artık o ara saçları da yıllar içerisinde gidebilir. Burada da çok güzel bir noktaya değineceğim. Hani ara saçları gittiğinde de tekrar bir ameliyatta hakları kalır. Hani hastalar hep şunun tedirginliğini yaşıyor. Ben bir ameliyat oldum. Ara saçlarım ileriki yıllarda dökülürse ne yapacağım diyorlar. Çok haklılar bunu düşünmekte. O zaman da tekrar bir seans yapabiliyorlar. Yeter ki donör bölgeyi bozmadan alım işlemi yapılmış olsun. Tek tek, düzgün bir Şeyler ne şekilde, olur ve homojen bir yeniden. şekilde. Tabii ki tekrar ameliyat olabilirler. Hani bir Evet. tane ameliyat hakları var diye bir şey yok. Ense yeterliyse birden fazla ameliyat hakları mevcut. Ama biz hastaların mümkün olduğunca bir ameliyatta mutlu olacakları maksimum sonucu ulaştırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Yoksa tabii ki birden fazla ameliyat olma ihtimalleri var. Yalnız yani hiç imkansız bir hastaysa, tek ameliyatta doldurmamız imkansız bir hastaysa, o zaman tabii ki birden fazla seansa ihtiyacımız olabilir. Evet, gayet mutlu yüzlerle yeni Evet, başlangıçlar zaten sloganımız bizim hedefliyoruz. uzman eller, mutlu yüzler. Evet, o zaman Hastalarımızı bekliyoruz. Sadece çayımızı kahvemizi içmeye de gelebilirler. Yeter ki doğru ellere, doğru adreslere kendileri emanet etsinler. Saç ekim operasyonları basit bir işlem değildir. Sağlık personelleri tarafından yapılmalıdır. Steril koşullarda, steril odalarda ve her türlü müdahale araçlarının olduğu ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Bunlar da dikkat göz önüne alındığında başarısız olacak bir operasyon olacağını düşünmüyorum yani içlerini ben. rahat tutarak ferah ferah gelip Evet. saçlarımızı ekebiliriz diyor Dilek Hanım bize. Evet. Bilgilendirmeleriniz için biz size çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Faydam Geldiğiniz oldu. için Şene teşekkür mutlu. Ben ederiz. teşekkür ederim. Memnun oldum. Dostlar, bugünkü konumuz saç ekimiydi. Gördüğünüz gibi Dilek Hanım güzelce bilgilendirdi bizi. O zaman ne diyoruz? Mutlu yüzlerle aynaya bakmak için saç Uzman ekimini eller, uzman eller, mutlu yüzler mutlu diliyoruz size. yüzler. Tekrar teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Programımızın burada sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. İyi İyi günler. günler.